Tamam. Ya yok ne tadı? Tabii ben işte Osmanlıyım. Adım Hüseyin Gülle. Evet, bayağı hasar var içeride, şimdi bakarız. Bayağı çatlamalar var, biz korkuyoruz. Yani içeri giremiyoruz. Yok, hiçbir çadır bilmedim. Ben bunu kendi imkanlarımla şöyle bir çevirdim. Kendi imkanlarımla girdim ama o da tam da tabii randımanlı olmadı. Komşu çağırdı, dedi gel bizde kal, akşamlar orada kalayım. Gidirse eve geleyim, işte herhangi ihtiyaçlarımı ben bahçeden ihtiyaçlarımı sorunu işte şey yapıyorum. Başka da birkaç tane odun verdiler orada. Askeriye verdi, ben getirdim. Bir de başka bir şey yok. Şu anda işte çadıra ihtiyacımız var. Tabii ki soba var. Elektrikli soba olsa tabii ki daha güzel. Bir de su. Suya ihtiyacımız var ve su da yok. Yani en önemli yani sudur. Sular akmıyor, sular hiç yani 18 gündür ki olmuş deprem, 18 gündür ki sular yok. Sular yani akmıyor. İşte elektrik de birkaç gün gelmedi de elektrik şimdi verdiler. Suyu da yok. Başka da işte su sorunlarımız hep çadırla su yani. Bize hiçbir şey demedi. Dedi ki duvarlar çatlamış, bir barkod kapıya yapıştırdılar gitti. Biz de barkoddan anlamıyor, yani ne yapacağımızı bilmiyor. Bize verilmedi yani. Tabii bu şu yukarıdakilere mesela vermiş ama her çadırla orada bitmiyor. Mesela kimisinin hayvanları var. Şimdi hayvanları bırakıp da oraya yalnız yani aynı bu kiralama gibi oraya gitse bu sefer hayvanlar burada kalıyor. Ve hayvanların şimdi ihtiyacı da var. Yani ki şimdi tavuk var, tavuğu bir şeye saymıyorlar. Şimdi tavuğun işte buğda olacak ya da mısır olacak. Yani tavuk aç. Bir 10 günlük ben çadırda yani yattım. Bu çadırı da arabanın üstüne ördüm. Yani bir iki gün öyle denedim. Baktım Mulvi bu sefer böyle yaptım, ben böyle yattım. Yani bir hafta öyle ben böyle yattım. Ama sabahına akıyım ki burada sular donmuştu. Bu soğukta aynı burada yani daha halinde akşamları çok soğuk oluyor bayağı. Bir karı bir kocadır. İşte çadırları da şimdi bir tarafta da şimdi ben yatıyorum. Onlar iki tarafta da kendiler yatıyor bir karı bir koca. E kendileri şimdi bana rica ettiler. Dedi ki gel dedi sen orada hastalanırsın. Dedi sen orada yatma dedi gel bizi ilaç et. Yani Allah razı olsun adamlar yani beni karşılıyor. Ben gittim orada işte yattım. Yani komşularımız olmasa şimdi ben kimi kapısını zaten herkes şimdi kendine göre bir çadır yapmış. Yani sen giremezsin yani bu ev değil. Evler zaten hepsi girilmez oldu yani çatladı. Girilmez oldu yani herkes de kendine göre bir çadır yapmış. Garip hoca yani insan yanında yatamaz. Tek talebim şimdi bir çadır olacak. Bir de bir tavukların biraz yemi falan işte bir gıda bir şey olacak. Bir de su olacak, tamam işte artık gerisine de ev ne zaman işte bir şeyler olsa ya tamir mi ediliyor ya da yıkılıyor mu, nasıl oluyorsa onu da işte karar kendileri vermesi lazım yani. Tamam olarak ben işte yani bir 10 gün, birkaç gün burada yattım, birkaç gün daha arabanın içinde yattım. Sonra dönüyoruz, hani şu akşamlar çok soğuk oluyor. Bir taraf senin evindeydi değil mi? Yok.